henüz ufukta bir seçim görünmüyor. Fakat Türkiye'de bir şey oldu. Uzunca bir zamandır vatandaşın dertlerinin kamuoyuna yansımadığı, esnafın problemlerinin meclis kürsülerinde konuşulmadığı bir dönem geçiriyoruz. Ne zamandan beri? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğundan beri. Bir yeni siyaset etme biçimi var. Seçmenden uzak, ceketimi assam seçilirim diyen bir mantık içerisinde tek bir kişinin, Türkiye'nin her şeyi iki dudağının arasında o tek kişinin. Yani birinin kafasına taş düşse Sayın Erdoğan'dan biliniyor. Çünkü bu yönetim biçimi bunu getiriyor. Hepiniz takip etmişsinizdir. Beni çok şaşırtan bir haber okumuştum. Bir gazeteci, özür dilerim, bir futbolcu takımı ceza veriyor. O futbolcunun tavrı şu: beni Cumhurbaşkanımız severdi, bana niye ceza verdirdi? Yani futbolcunun takımıyla ilgili meselesi nedir? Sayın Erdoğan işi nedir? Demek ki bu hükümet sistemi vatandaşı unutturan, vatandaşın seçmen olarak taleplerini, isteklerini, zorluklarını unutturan bir yönetim anlayışı. Biz 6 aydır, yani 5 aydır ağırlıkla ama 6 aydır Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bitmesi, vatandaş eliyle seçimlerde ve iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir öneride bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bizim ikinci yıl anma toplantımıza, yani ikinci yılı dolduran bir siyasi partinin yıl dönümüne şeref verdiler. Orada da bunu, AK Parti'nin de genel başkan yardımcıları vardı, orada da söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte evet gelin şunu değiştirelim dedik birlikte. Yani Millet İttifakı'nın 31 Mart üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zararlarını görüp iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir iddianın önemli sahibiyiz. Şimdi eskiden sorulmazdı, şu anda soruluyor. En son %64 oranında vatandaş Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğru olmadığını ve parlamenter iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğuna inanıyor. Şimdi bunu buraya koyduk. Niye geziyorum ben? Biz seçmenin veli nimet olmasını istiyoruz. 31 Mart'ta çalışırken hep şunu söyledim ben şahsen. Her şehirdeki seçmene bu iktidarın kulağını çekin. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ile kulak biraz morardı. İzmir zaten hani kazanıldığı için onun için saymıyoruz İzmir'i. Ama bu dört şehir kulağı hafiften morarttı. Şimdi demek ki oluyormuş. Demek ki bir hedefe çalışılırsa sonuç alınabiliyormuş. Şimdi bu seçmenin veli nimet olma halini yeniden canlandırmak için, siyasi rekabeti, gerçek anlamda rekabeti ortaya koyabilmek için Antalya'dan başladık. Bugün İzmir'de, iki gündür İzmir'deyiz. İzmir'de 14 ilçeyi gezeceğim ben. Esnafla bir araya geliyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz ve yeni yöntemimiz, biz önce ben mecliste yaptığım grup konuşmamda illerden aldığımız bu verileri dile getiriyorum. İlgili konularda arkadaşlarımız soru önergesi, araştırma önergesi gibi hayata geçecek. Neyi fark ettim? Şimdi son dönemde medya mensupları doğal olarak bizlere şu soruyu soruyor. Eminim size de aynısını soruyordur. A partisinin genel başkanı, B partisinin genel başkanı hakaret etti. Siz buna ne diyorsunuz? Bana ne? A partisinin belediye başkanı, B partisinin belediye başkanı. Yerelde de durum aynı. Şöyle bir şey dedi. Üçüncü kişiye soruyor. Sen ne diyorsun? Sana ne? Şimdi bu sizin taleplerinizi örten bir tavır. Günün sonunda geliyor tek adamlık rejimine. Hem bunu biz doğal demokrasi sandık yoluyla değiştireceğiz.
hem de o 31 Mart'ta ortaya koyulan, hep birlikte ortaya koyulan bu iradenin devamında bu ülkeyi inşallah yöneteceğiz. Bizim görevimiz, halkın, muhalefet olarak söylüyorum, halkın avukatlığını yapmaktır. O nedenle dolaşıyoruz. Şimdi sizlere ayrıca ben iki arkadaşımın huzurunda size teşekkür ediyorum. Başkanım, çok zordu parti kurmak. Burada bulunan her arkadaşımız, ilçe başkanımız başta olmak üzere tek tek herkese teşekkür ediyorum. Biz bir korku duvarını çatlattık, 31 Mart'ta da yıktık, hep birlikte yıktık. Arardım ben il başkanlığı teklifi için, pek çok arkadaşımız, başka illerden bahsediyorum, İşte oğlunun öğretmen olduğunu, kızının, kocasının şurada çalıştığını, işten atılabileceklerinden, korkudan kabul edemiyorlardı. Türkiye'nin korku duvarını çatlatan, orada bir gedik açan sizsiniz. Dolayısıyla yeni partiler kurulabiliyorsa bugün, bunları biz konuşabiliyorsak size borçluyuz. Türkiye bunu tek tek her birinize borçludur. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraber esnaflarımızla buluşmaya gidelim. Hadi bakalım. Sağ olasın. Gel bakayım kucağıma. Ay. Ay yerim ben seni. Öpebilir miyim o eli? Ah. Gülüşünü seveyim senin. İsmin ne? Yaya. Sizinle yiyin. Ay, 18 yaşında kaç yıl var? Neresi yanınızda verelim? Oy, oy. Allah Allah, güzeller. Ay, harika bunlar ya. Kaç yaşındasın? Ben mi? 10. Sen? Oy, harika. Çektin mi? Ya, dur, çekemedim bir dakika. Aile heyecanın mı? Kiram burası. Fiyatlar öbür taraflarda çok pahalıydı. Burada nasıl? Sormuyorum. Sadece soruyorum. Hayırlı bol kazanç diliyorum. Sağ olun. Çekin bizi, siz de gelin. Siz de gelin şöyle. Allah yardımcı olsun. Çekin, beraber çekeceğim. Sağ olun canım. Hadi iyi günler. Sağ olun. Ben de öyle. Çok güzel. Sağ olun. Hayırlı bol kazanç diliyorum. Ben yaşıyorum da. Aynen, Cumhurbaşkanı yaptım. Sağ olun. Hayırlı işler. Çalışıyor musunuz? Burada çalışıyor. Kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi çalışıyor? İki kişi çalışıyor. Evet. Allah inşallah işleriniz iyi olur. Beşe çıkar. İnşallah. İnşallah. Zaten tek temenni o. Nasıl? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Muhteşem. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle ikram edelim size. Buyurun, kahve yapabilirim isterseniz. Sen harikasın. O elden kahve isterim ama. Başkanım, bayanların yanına da gelin başkanım. Hanımefendiyle bir irtibat kurun da kızına iş istiyormuş. Ben de ilgileneceğim. Tamam. Ama şey için, yani İzmir İl Başkanımız. Gelin hadi. Tamam. Pazartesi günü. Buyurun. Başkanım, bayanlar burada. Ne istiyorlar bayan? Çekilebilir miyim? Tabii, çekilin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk. Hoş geldiniz. Sağ olun.
Başkan, en büyük başkan, bizim başkan.